Çok teşekkür ediyorum. Benim sözüm yaptığım işler değerli arkadaşlar. Sözümüzü görmek istiyorsanız şöyle Başakşehir'e bir bakacaksınız. Başakşehir'deki işlerimize, eserlerimize bir bakacaksınız. Ve orada milletimize ne söz vermişiz? O sözleri nasıl tutmuşuz? Hayallerimizi nasıl gerçekleştirmişiz? Bunları net bir şekilde görürsünüz. İşte depremlere gittik, söz verdik. Depremler oldu. Biz Elazığ'daydık, Malatya'daydık. Orada kardeşlerimizin hemen yanına gittik. 2 saat sonra milletimizle el ele verdik. Şahidevi'de oturuyorum 37 yıldır. Çocukluğum, hayatım burada geçti benim. Sayın Murat Bey. Şimdi bu Kanal İstanbul mahallesinde Hacı Marş'a yapılan yerlerimizdir. 1400 saniye. Bu konu hakkında hiçbir yorum yapmıyorsunuz. Vazgeçtiniz mi, vazgeçmediniz mi? Birinci sorun bu. Bir de hiç neden Kanal İstanbul projesi olacak mı, olmayacak mı? Bunu öğrenmek istiyorum. Bir de mahallemizde şu anda bizim yaşadığımız sorunu söylüyorum. Bizzat kendimde. Tanımadığımız insanlar bize malik. 2020 imar uygulamasıydı. Parsellerinde hiç tanımadığınız insanlar geliyorlar, ortak olduklarını söylüyor. Ve bir sürü insanda bu mağduriyet var. Neden biz bunları yaşıyoruz? Hiç tanımadığımız insanlar parayla satın aldığımız, yıllarca burada yaşadığımız, sadece bir kişiden iki kişiden bahsetmiyorum, yüzlerce insanlar. Ve bize bu maliklik bilgileri, tapu dairelerine, şeylere gittiğimiz zaman bilgileri verilmiyor. Ne gizleniyor hatta? Ben bunları öğrenmek istiyorum. Bir şahidi ve vatandaşı olarak. Evet. Öncelikle vatandaştan hiçbir şey gizlenmiyor. Yani... Yok, ben alamadım. Sayın Yasin Kartoğlu'nun... Biz belediye gittiğimizde hiçbir şekilde bize bir bilgi verilmiyor. Evet. Ve şu an yerlerimiz de Kanal İstanbul değil de bizim yerlerimizi başka yere attı. Cevaplasın abi, sakin. Güzel güzel konuşuruz. Tamam, sıkıntı yok. Söz istiyorsan söz verelim. Tamam. Söz isteyene veriyoruz. Ne yok ortada. Madem Kanal İstanbul var ki hepimizi burada sürgün ettiniz ya. Ben şu an kendi evimde kalamıyorum. Sabahın 5'inde geldiler. Abi benim komşumun evini yıktılar. Anlatacağız onu da anlatacağız abi. Sabahın köründe benim komşumun evini yıktılar. Ben hani yüz binlerce polislerle bize işkence ettiler resmen ya. Biz buranın vatandaşıyız ya. Beyhan, belediye başkanımız geliyor. Mahallede bize görünmeden kaçıp gidiyor. Biz madem geliyoruz oraya.